Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 12 Kasım 2023 Fener'in maçı var. Adana Demirspor Fenerbahçe maç öncesinde arkadaşlar skor tahmininizi yazabilirsiniz. İçinizde hissi bir şey doğuyorsa bir kehanette falan bulunmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Hatta yazabilirsiniz değil yazın. Çünkü kanalımıza bir sıkıntı var. Çözemediğimiz, anlam veremediğimiz bir sıkıntı var. Bunu çözmek için de sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Beğenileriniz, yorumlarınız, her türlü şeylerinizi bekliyoruz arkadaşlar. 61.500 olduk muhtemelen kıskanılıyoruz. Bu arada Konya Ereğli'den selamlar olsun herkese. <laughs> Alıştınız tabii Kayseri'den yaptığım yayınlara, videolara. Konya Ereğli'den herkese selamlar olsun arkadaşlar. O yüzden de e, köyde olduğum için imkanlar kısıtlı, video imkanı kısıtlı bilginiz olsun. Şimdi yazarlardan Fenerbahçe yorumları diyerek başlayayım. Sabah spor yazarları üst üste iki maç kaybeden Fenerbahçe'yi değerlendirdi. Şimdi Fenerbahçe önce 19-19 yaptı sonra 2 yenilgi aldı. Bu durum panik havası yaratır mı sorusuna? Yaratmak Allah'a mahsustur diyerek cevap vermemişler tabii ki. Bu serinin bir sonu olacaktı. Hiçbir takım her maçını kazanamaz. Bu serinin bir sonu olacaktı. Keşke konferans liginde olsaydı. Fenerbahçe Trabzon'a da Ludogorets'te de, de kaybederken kazanma sınırında oynadı. Oyun gücünde maçı eline almasına veya perform performanslarda problem yok. Sakat oyuncuların etkisi oldu. Abdullah Ağacı'nın durdurma planı da işe yaradı. Bu durumlar hep yaşanacak krizler diyor sevgili Gürcan Bilgiç. Ben şunu çok çok net belirteyim arkadaşlar. Yani dünya yüzeyinde her maçını kazanan asla bir takım yok. Keşke olsaydı. Yani ee, keşke olsaydı. Ama olmadı. Canı sağ olsun takımımızın, canı sağ olsun Fenerbahçe'mizin. Ya hayat devam ediyor, Fenerbahçe'miz devam ediyor. Bunu öncelikle belirteyim. Adana karşısında bambaşka olur. İsmail Kartal ve takımının neden sorusuna cevap bulması gerekiyor. Neden? Ancak Ludogoresk maçındaki vücut dilini beğenmedim. Sanki kaybetsek de olur tavrındaydılar diyor. Gürcan Bilgiç ki ben de bunu belirttim. Tecrübeli isimler bu durumu fark edip oyuncu grubunu tekrar kazanmaya odaklanmalılar. Büyük takım 3 maç üst üste kaybetmez. Bu nedenle Adana'da bambaşka bir Fenerbahçe izleriz. Çünkü ön taraf sapa sağlam duruyor. Şimdi ben şunu belirteyim. İlk Ludogorets maçı Fenerbahçe sahada ne oynadığını kimse anlamadı. Zayt iki gol attı. Birileri maçın kahramanı ilan etti. Ben maçın çöpü ilan ettim. Arkadaş attığı iki gol dışında bir şey yok. Hocam daha ne yapacaktı sen de yani diyorlar. Ya attığı iki gol dışında bir şey yok. Bakın arkadaşlar gol atmak mesele değil. Asist yapmak mesele değil. Vallahi mesele değil. Ya sen e, kendi ceza sahanın önünden uzun bir top atarsın. Savunma arkasına seker. Forvetin çok iyi bir forvet olur. Gider kaleciyi geçer. Boş kaleye gol atar. Sana asist yazılır. Maçı izlemeyen bir adam o asisten oynamış çok iyi falan der. Yok hiçbir şey yok. Tadiç mesela bak Tadiç'in golcü kimliği asistçi kimliği malum. Ben şunu söyleyeyim Tadiç'in attığı ve attırdığından fazla bak yani gol artı asistinden fazla asistini yediler. Bak o kadar asistini yediler. Anladınız mı? Şimdi. Ludogorets maçından sonra Fenerbahçe Pendik'te ne yaptı? Askerden yeni dönmüş gibi. Hem de yani erken dakikada Fred'i kaybetti. Sonra BKO'yu kaybetti. Hiç. Oyun aklı selimdi. İnşallah bugünkü maçta da aklı selim bir oyun oynarız. Kazanan taraf biz oluruz. Ömer Üründür. Bak çok eleştiririm ama şu anda paniğe gerek yok diyor. Zaten Avrupa'da kaybedilmiş bir şey yok. Fenerbahçe gruptan çıkacak. Ligde de bir yenilgi var. Bu da telafi edilebilir. Yalnız gerçekler doğru teşhis edilmezse gelecek parlak olmaz. En büyük sorunu iki buçuk aydır yazıyorum programlarda söylüyorum çok önemli yabancı transferler yapılmış. Hepsi geçen sezon ağır maçlar oynamış ağır idmanlar yapmış. Eğer iyi kondisyon idmanları yaptırmazsanız nispeten kolay rakipler arasındaki maç trafiklerinde aman dinlendirelim derseniz o zaman bu futbolcularda ciddi fizik düşüş yaşanır. İşte örnekleri. Tadiç yürüyerek oynuyor. Şimanski'de düşüş var. Şimanski'de Düşüş var. Haftalar önce Fred'e dikkat demiştim. Demişti. Doğru söylüyor. Daha 5. dakikada kasığından sakatlandı. Geçen sezon 60-65 dakika oynayıp ağır idmanlar yapan Şampiyonlar Ligi'nde iki yarı finalde Milan'a karşı sahaya çıkan ve final gören Ceko'nun yavaş yavaş kondisyonu düşmeye başladı. Eleştirilerin milli arada kabul edilip önlemler alınırsa işler düzelebilir. Yoksa bu sene hayal olur. Çok açık ve net söylüyorum. Eğer Ali Koç Fenerbahçe'yi düşünüyorsa bir kaleci antrenörünü değiştirecek. İki, kondisyonerini değiştirecek. Bizim harbi söylüyorum kondisyonerimiz sıkıntılı. İyi de hocam 90 dakika sahada basmadık yer bırakmayan Fenerbahçe var. Arkadaşlar bizim ligimiz tırt. Tırt. Lan Premier Lig'in sonuncusuyla sondan bir öncekinin maçını izleyin. Ne demek istediğimi anca o zaman anlarsınız. Ya bir e, Ankara gücü Antalya spor maçı izledim ben. Ya futbolcular şey yapıyorlar böyle. Ne yapsak? Taca atalım, bekleyelim. Ya durağan bir futbol var. Futbolun fesi yok bizim ülkede. Herifler top oynuyor bizimkiler. Rezalet ya rezalet. Top mop oynamıyor bizimkiler ya. Kurban olayım bizim. Yani siz bizimkileri şımartıyorsunuz. Top mop oynamıyorlar. Türkiye'de top mop oynanmıyor. Ve o yüzden de antrenmanlardaki işte e, fizik çalışmalar falan yeterli geliyor. Gelmesin. Fizik çalışma falan yok. Bak bu serinin sonu olacaktı. Kabul. Adana karşısında Fenerbahçe bambaşka olur. Kabul. Hepsine kabul. Paniğe gerek yok. Kabul. Önlem alınması bu sene de hayal. Siz de buna kabul deyin. Fenerbahçe'nin ne yapıp önlem alması lazım. Bak Fenerbahçe'nin şu anda en büyük sıkıntısı bu. Doğru söylüyor adam. Yani hocam bırak Ömer Ründül'den bana örnek verme. Adam doğru söylüyor. Doğru söyleyen isterse Fethullah Gülen olsun. Fark etmez. et, yani, en büyük terörist olsun. Doğru söylüyorsa arkadaş doğru cümleyi kullanacağım ben. Erden Timur dese Fenerbahçe'nin fizik kondisyonu çok düşük. Farkında mısınız? Çok fazla sakatlanıyorlar dese ulan altında bir şey ararım ama doğru derim. Yine aynısını söylüyorum. Altında bir şey arayın ama cümleler doğru. Bizim teşhis bunlar ya. Birkaç eksik bu kadar etkilememeli diyor Ali Gültiken. Elbette üst üste iki kayıp hoş değil. Takımın bir geçiş süreci yaşamaya ihtiyacı olduğu görülüyor. Yalnızca birkaç oyuncunun eksikliği takımı bu kadar derinden etkilememeli. Ekibin içerisinde çok fazla tecrübeli futbolcu var. Bunların önümüzdeki haftayla birlikte reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Bu süreç de zamanla yerine oturacaktır. 19 maçlık seriyi de bu hoca yapmıştı. Yani şu dönemde teknik adamla ilgili bir tartışmaya doğru tartışmayı doğru bulmuyorum. 19-19 yapan da aynı teknik adam. Bu sürecin geriye dönüşünün beklenmesi her zaman takım adına daha yararlı olacaktır. Şimdi Fırat Adana Demirspor maçında oynamak istiyor. Ancak yapılan son kontrollerin ardından doktorlar oynamaması yönünde rapor veriyorlar. Teknik heyette sakatlığın büyümemesi için risk almıyor ve Adana Demirspor kafilesine dahil edilmiyor. Şimdi arkadaşlar Sabah gazetesi Fred Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyebilecek dedi. Ben dedim. Yal Sabuncuoğlu Fred Adana Demirspor karşılaşmasında maç kadrosunda olmak takımla beraber deplasmana gitmek istiyor. İsmail Kartal özel ricada bulundu. Hafta boyu çok yoğun bir tedavi uygulandı. Son karar sağlık heyetiyle yapılacak toplantıda verilecek demiştim. Sevgili Erdal Vahit eğer e, videomu izliyorsa mutlaka benim selam milletin ya da samimi olan birisi varsa. Arkadaşlar bir de bir şey rica edeceğim ya. Zannetmiyorum da aranızda ünlü ya da hani ünlülerle haşır neşir olan birisi varsa. Ya e, bana bir iyilik yapsanız olmaz mı? Şu öğretmenler gününde bana özel şöyle küçük bir video çektirseniz. Ne bileyim benim çok hoşuma gider yani açıkçası eğer öyle bir şey yaparsanız hani e, iletişim adresimiz de zaten var. Aşağıdan iletişim kurabilirsiniz bizimle. E, hakkında kısmında var. Ya bana öyle küçük bir video alsanız şimdi bile alsanız çok mutlu olurum ya. Bilmiyorum. Hani Mustafa Hocam'a Kadıköy Sokağı bütün öğretmenlere öğretmenleri günü diye. Çok hoşuma gider. Neyse Erdal Vahit'e de, de buradan selamlar olsun sevgili Erdal abimize. Çok müthiş açıklamaları vardı. Bak diyor ki Erdal Vahit iki haftadır kasıktan sakat olan Fred bugün bireysel çalışmaya başlamış ise cuma günü diyor bunu. Pazar günü oynayacak olan, oynanacak olan maçta oynamaz. Oynarsa büyük risk alınmış olur. Bence oynamamalı. Alexander Ciku'nun durumu bundan farklı. Ciku'da ayrık olmayan kırık vardı. Yani deplase kırık. Ayrık olmayan kırık vardı. İğneyi basar oynatırsın. Fred'in durumu çok hassas demişti. Ya birileri ee, suyu bulandırmaya çalışmıştı. Hani açık açık söyleyeyim. Suyu bulandırmaya çalışmıştı. Sen Fenerbahçe düşmanı mısın? İşte bu maçta ihtiyaç var. Bu maçta oynamayacak da ne zaman oynayacak falan filan. Arkadaşlar <laughs> bakın. Ee, Sercan Hamzoğlu da şunu söylemişti. Alexander Ciku Adana'ya götürülmüyor. Fred son dakika bir değişiklik olmazsa götürülecek. Ve maç öncesi açma germe hareketleriyle son bir kez kendisini deneyecek demişti. Bakın bu bilgilerin aynısını ben hem üyelere hem abonelere verdim. Fakat... Şunu özellikle söyledim. Son idmanda falan bir şey yaşanmazsa diye. Fred takımla bak Fenerbahçe'nin takım antrenmanına katıldı. Hatta bir görsel vardı Ferdili Merdili. Bir görsel vardı. O düna ait. 11 Kasım ait. Fakat Adana Demirspor maçında teknik heyet karar teknik heyetinden denilmişti. Ciku e, normalde iğneyle oynayabilirdi. Ancak olmadı. Ve Fred takımla çalışmasına rağmen kadroya alınmadı. 12 numara bir bilgilendirme paylaştı. Bugün yapılan antrenmanda Fred kendini denedi. Ancak rahat hissetmediğini ve bu şekilde takıma faydalı olamayacağını ilettiği için riske edilmedi diyor. Yani kadro dışı kalan isimlerden Fred kendini denemiş. Bu şekilde olmaz demiş. Emre Mor ise özel program içinde tam fit olabilmek için çalışıyor. Bu nedenle riske edilmedi diyor. Emre Mor perşembe günü kendini denedi. Tam hazır değildi. Şimdi <laughs> şunu söyleyeyim. Emre Mor teknik yetin kararıyla tam iyileşmeden oynayıp sakatlığını riske etmemek için e, kadro dışı kaldı diye ben size belirtecektim ama 12 numara paylaşmış. Şimdi Fenerbahçe'nin Adana Demirspor müsabakasının kadrosu şu şekilde. Livakovic, İrfancan, Furkan. Üçü kaleci. Ha, muhtemelen Livakovic. Bu arkadaşlar bu arada o ilk 11'i de anlatmış olacağım. O sayısı Samuel sağ bekte, Ferdi Kadıoğlu sol bekte. Mert Müldür yedek. Samet Akaydın ilk 11'de daha önce de söyledim. Yusuf yedek. Jadon Osterbol'de ilk 11'de. Yani Fenerbahçe'de geri geri beşli. Libakovic, Osayi, Samet Akaydın, Osterwolde, Ferdi Kadıoğlu şeklinde. İrfan Can sürprizini bekliyordum açıkçası. Hala da bekliyorum ama elimde bir duyumum yok. Ama bir sürpriz bekliyorum. Orta alan. Şimdi Crespo. Bakın Muhammed, Ahmet bunlar gençler. Şimanski 10, Crespo 6, Bartu 6, Zayt 8, Cengiz bir kanat, Kent diğer kanat, hani kanat oyuncusu. İrfancan A 8 ama kanat oynatıyoruz. Çok iyi biliyoruz ya. Tadiç, Ceko, Batshuayi, Umut Nayır. Şimdi Türkçesini söylemek gerekirse geri altılı belli. İleri beşli kim olacak? Vallahi ben çeşitli senaryolar içerisindeyim. Senaryo yazarlığı da olduğu için söylüyorum. Çok çeşitli senaryolar yazabilirim. Mesela şöyle yapalım mı? Crespo 6, Zaj 8, Shimanski 10, Tadiç bir kanat, İrfancan diğer kanat, Ceko bir yani forvet. Bu senaryo 1. Bartu Elmazı 6'ya çekeyim, Crespo'yu 8'e çekeyim, Şimanski'yi 10'a çekeyim. Yine Tadiç, Ceko, İrfancan. Bu senaryo 2. Crespo'yu ön libero yapayım. Schimanski'yi 8 yapayım. Tadic'i 10 yapayım. Kanadın birine İrfan Can, playmaker. Diğer kanada Cengiz Ünder sprinter olarak forvet edince Ceko koyayım. Bu da senaryo 3. Crespo ön libero koyayım. İrfan Can'ı 8, Schimanski'yi 10 yapayım. Sağ kanada Cengiz'i atayım. Sol kanada Tadic, forvete Ceko'yu koyayım. Senaryo 4. Birçok senaryo çıkarabilirim buradan. Şunu bilin arkadaşlar. Fred, Emre, Emre Mor ve Ciku alınmadı. Siz sadece bunların alınmadığını görüyorsunuz. Bu üç ismin kadroda yer almadığını öğreniyorsunuz. Şimdi ben bazı şeyleri çözemiyorum. Önce onu söyleyeyim. Ama teknik direktör kararı deyip bazı şeylere susuyoruz. İnşallah galip geliriz. Susarım o zaman. Ama galip gelmezsek çok değişik bir video bekleyin benden olur mu? Bu dediğimi unutmayın. Bak Fenerbahçe'nin bu maçtaki eksikleri. Bekao, Ciku Anladık, biliyoruz Bekao'yu. Serdar Aziz. Fred. Anladık. Mert Hakan. Bir şey soracağım. Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ın hayır kurumu mu? Yani tamam sevdiğimiz, saydığımız bir arkadaşımız ama ya nerede sakatlandı? Niye sakatlandı? Kim sakatladı? Niye böyle oldu? Anlatabiliyor muyum? Joshua King. İsmail Yüksek sarı kart. Ki bence hakemin haksız sarı kartıydı. O da ayrı mesele. Merak ediyorum Can Joshua King'le Mert Hakan Yandaş'ı kim sakatladı? Çok özür dilerim gece kulübünde mi sakatlandı? Bunlar nerede sakatlandı kardeşim? Bunların parası sizden benden çıkıyor. Ah şu üstümdeki Feneryum'un şeyi. 1800 liraya aldığım şey. ya yani dandikliği de var arkadaşlar. Öyle hemen şey yapmıyor. Mesela şurada bir ee, neredeydi? Şu kolda mesela bak Fenerbahçe şeyi var yazısı var. Bak ipi çıkmak üzere mesela bak doğru düzgün giymememe rağmen. Yani ben bu kadar para içimdeki mesela şu tişört, Feneryum'un tişörtü mesela. Ben bu kadar para harcıyorken, siz bu kadar harcıyorken. Ha bu arkadaşlar nerede sakatlanıyorlar? Ya bak şu var. Eksikler ya ilk 11 oyuncusu ya alternatifleri ya. Ya böyle önemli maçta Fenerbahçe'nin bu şansı. Ya Serdar Aziz mesela. Lan tam ihtiyaç duyulan zaman. Bak Serdar Aziz sakat olmasa. Ya şu Aking sakat olmasa. Mert Hakan sakat olmasa. Biz ne Trabzon'u kaybederdik ne Ludogorets'i kaybederdik. Harbi harbi söylüyorum. Serdar sağ stoper oynardı. Solda Osterwold oynardı. Çok güzel. Serdar temas damlili, Biz 1-0'da olsa kazanırdık. Mert Hakan, Serdar Aziz yine aynı şekilde e, Ludogoresk maçında yine Serdar Osterwold'e yapardın. Mert Hakan'ı 8'de oynatırdın. Crespo, Mert Hakan, Zayt's yapardın hatta. Şimanski'de dinlendirirdin. E, Kütürük eriği gibi de oynardın. Joshua de bir kanada atardın. Kent'i de bir kanada. Ya ben anlamıyorum. Nerede bunlar? Niye sakatlanıyorlar? Niye bunlar? Nereye gidiyorlar? Ha Sakat, Osaka, Çiku Sakat, Serdar. Ya ben çözemiyorum arkadaşlar. Çözebiliyorsanız bana anlatın. Şimdi şunu özellikle belirteyim. Ee, kesinlikle ve kesinlikle Samet Akaydın Osterwolde stoper ikilisi oynayacak arkadaşlar. Yüzde bir milyon. Tabi yüzde bir milyon bunu söylüyorum ama bak ama herhangi bir sakatlık herhangi bir sıkıntı yaşanmazsa. Arkadaşlar ee... Fred antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışıyor. Kendini deniyor. Cumartesi günü. Yani dün. Kasığında ağrı hissediyor. Hafif ya da fazla bir ağrı hissediyor. Sırf bu ağrıdan dolayı sağlık heyeti kontrol ediyor ve sağlık heyeti diyor ki Hı -hı, çıkın, oynatmayın, sakın götürmeyin. Götürmezseniz iyileşir. Ama götürürseniz iki ay gider. Şimdi size bir şey soracağım. Sosyal medyada ben şöyle bir yorum gördüm. Diyor ki ya Adana Demirspor maçı sonra hep kebap maçlar diyor. En zor maç diyor Beşiktaş'ta bir ay sonra diyor. Yani Fred bu maçta oynamayacak da ne maçta maçında oynayacak diyor. Peki ben size bir soru sorayım mı? Adana Demirspor maçını Allah muhafaza Allah göstermesin. Kaybettik diyelim. İnşallah kazanırız. Kaybettik diyelim. Kaybettiğin 3'te 3 olacak. Sakatların iyileşecek. Sonrasında 15'te 15 kazanacağını deseler kabul eder misiniz? Ben ediyorum. 15'te 15 galip geleceksin deseler ben kabul ediyorum. Ya da 20'de yine 19'da 19 olsun hadi. Ben kabul ediyorum. 19 resmi maça çıkıp 19'unda kazanmayı ben kabul ediyorum. Ligin kaçıncı maçı? 12. maçı değil mi? Yani 7 maç kalıyor devre arasına. Bu arada 2 tane şey maçı. Konferans ligi maçı. Etti 9. 2 tane Galatasaray yani bir Galatasaray maçı. Onu çık 9'un içinde o. Bir de Süper Kupa maçı 10. Artı önümüzdeki 9 lig maçı ve özür dilerim önümüzdeki 7 e, ya da 8 lig maçı. Çünkü bir tane de Türkiye Kupası maçı geliyor. Ben kabul ediyorum. Siz de kabul edirsiniz muhtemelen. Bakın abi ne derseniz deyin. Geri dörtlümüz belli oldu. ileriyi bulmak mesele. Yani ortalık çok karışmış durumda. Transfer duyumları var. Her şey var. Yani her şey çok karışık. İleri altılının nasıl olması? Yani geri dörtlüyü bulduk. İleri altılıyı çözmeye çalışıyoruz. Hatta geri dörtlü de değil. Kaleci artı e, stoper tandemi bir de Crespo'nun kesin olduğunu söyledim ben. Hani ileri beşli derken yanlış bir şey olmasın geriye dönüp şimdi videoyu da geriye alamayacağım için söyleyeyim. Hani bence Livakovic o sayesinde Samet Osterwold'e Ferdi Crespo kesin. Çıktı. iki tane Türk'ün var. Mecbur İrfan ya da Cengiz'den birini oynatacaksın. Türk'ü takmayın kafaya. Ceko tamam. O da tamam. Tadiç ilk 11'de oynayacağı tamam. İrfan Can'ın oynayacağı tamam. Gerisinde bırakın teknik direktör düşünsün. Ha ben olsam Bartu, Crespo, Şimanski oynatırım. Orta sahamı biraz e, sert yaparım. Çünkü deplasmandasın. Ligin en e, zor takımlarından birine karşı oynuyorsun. Crespo, Şimanski, Tadiç yap. Şimanski'nin 8 oynamışlığı var basmışlığı var. Sola at kenti. At falan sana güveniyorum de gazla. Bazen de futbolcu gazdan çalışır. Şimdi İsmail Kartal Ludogoresk maçından sonra takımla toplantı yapmış. Ardından Ceko ve Tadic İsmail Hoca'dan kendi aralarında ayrıca toplantı yapmak için izin istemişler. Ve Adana Demirspor maç öncesinde de Tadic ve Ceko takımla toplantı yapmış. Bakalım hangisini kişi yarayacak. Şunu söyleyeyim. Fred, illa illaki dönecekler. Ama devre arasında Fenerbahçe'nin transferde hata yapma lüksü yok. Ya bence alternatif golcü falan lazım. Bak şimdi savunmada olmasa bu sakatlıklar şunlar bunlar. Ya bunlar savunmada olmasa dersin ki ya işte şunu yapayım, bunu yapayım. şöyle yapayım, böyle yapayım. Mesela çift forvet çıksan neyi değiştireceksin? 4-1-3-2. Geçen sezonki sistem. Yine yapamazsın. Stoperin eksik. Üçlü savunmaya dönsek hocam. Bak. Samet'i merkeze koyup sol stoper Osterwold'de, sağ stoper Mert Müldür yapıp sağ beki Usai, sol beki Ferdi yapsan Merkez ikiliye bir şekilde tutacağını zannetmiyorum ama bir şekilde e, Crespo, Zaits yapsan. Bak 3-4. Sağ tarafa doğru Şimanski, sol tarafa doğru Tadic, Forvet'e koyu koysan. Yani e, genelde Ceko, şey Jesus bunu yapıyordu ya. Bu şekilde. Yani arkadaşlar bakın Kayseri Spor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3 yendi. Lig'de üst üste 4. galibiyetini aldı. Bana kimse şu bunu yenemez bu bunu yenemez demesin. Burası süperlik. Burada her an her şey olabilir. Burada her şeye hazırlıklı olun. Burası süperlik. Anlatabiliyor muyum? Derdimi anlatabiliyor muyum? Burası süperlik. Burada olmaz olmaz demeyeceksin. Olmaz olmaz demeyeceksin. Ve havanın değişmesi için, her şeyin güzelleşmesi için Fenerbahçe'ye ne lazımdı? Bir Galatasaray'ın mağlup olması, Fenerbahçe'nin de kazanması lazımdı. İnşallah o hava değişir. Maçtan önce canlı yayın yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizden destek bekliyorum. Şöyle de bir kadro atmış bir kardeşim. Hocam şöyle çıkılsa nasıl olur diye. Kesinlikle ve kesinlikle Yusuf Akçiçek yedekte. Samet Osterwold oynayacak ama bu kadro fark yer. İrfan Can 8'de çok iyi. Ben de farkındayım. Ferdi Kadolu 8'de çok iyi. Ben de farkındayım. Yani Crespo 6 oynayacak. Çift 8 oynayacaklar. Yani burada Şimanski'yi oynatmayacak arkadaşımız. Sonradan oyunu alma düşüncesi var herhalde. Ya Dediğim gibi ben ilk 11'imi söyledim. Ha bir kez daha şunu belirteyim. Hiçbir teknik adamın başına gelmemesi gereken bir olay. Bak şunu söyleyeyim. Osterwold'e de dahil herkes belli ama aslında Crespo'da belli. Biz ileri beşliyi şuradan çıkaracağız. İleri beşli. Yani nasıl çıkarırsan çıkar. Şurada bir Batshuayi ismi yerine Joshua King olsaydı at sol kanada Joshua King'i at sağ kanada İrfancanı, İrfan Can'ı. Koy merkeze Crespo'yu. Crespo'nun yanına Şimanski. Onun yanında da Tadic. Tadic biraz serbest takılırdı. On numara gibi. Şahane olurdu. Ama şu ondan 5 kişi çıkacak. Hatta bu ondan 5 kişi değil. Ceko, Batşuay, Umut Nayır'ı. bir kişi sayıyorum. Tadic, İrfancan, Kent, Cengiz, Zayt, Spartu, Şimanski'den 4 kişi çıkacak. İnşallah kazanan dörtlüğü bulur. İnşallah maçın galibi biz geliriz. Skor tahminlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü desteğinize ihtiyacımız var. Görüşmek üzere.